Bu dersimizde bir önceki derste işlediğimiz jenerik metotları konusunu genişleteceğiz. Genel türlerde kendimizin belirleyeceği tiplerle kısıtlamalar yapmak mümkün. Bu sayede belirttiğimiz türler ile ilgili veri girişi olduğunda onlara özel metot tanımlamamıza da izin verilmektedir. Bu sefer IMPL anahtar kelimesinin sonuna herhangi bir şey eklemeye gerek kalmıyor. Sadece yapının sonuna yazmalısınız. İsterseniz yazarak gösterelim. Burada girilen iki tip U8 olduğunda bu implementasyon içerisine yazdığımız metotları kullanabileceğiz. Örnek bir metot tanımlayalım ve çalıştırdığımızda çıkan hatayı birlikte inceleyelim. Sadece belirtilen türde çalışan bir metot olduğundan bahsetmiştik. Buradaki hatamızın sebebi ikinci sayının türünün belirtilenden farklı olmasından kaynaklanıyor. Düzelterek tekrar çalıştıralım. Bu sayede tarafımızdan belirlenen türlere özel implementasyonlar oluşturulabiliyor. Bunlara Generic Concrete Types denilmektedir. İşiniz rast gitsin.